Selam Mekşikli kanalıma hoş geldin. Ben Deniz Elajya. Arkadaşlar biliyorum bayağıdır video bekliyorsunuz. Bayağıdır Instagram'dan mesaj atıyorsunuz. Ama ben de bu arada elimden geldiğince story atmaya çalıştım. Haber vermeye çalıştım. Sonunda geldim. Karşınızdayım diyeceğim. Ama yarın öbür gün tekrardan video atamazsam bilin ki hani tekrardan geleceğim ama böyle az bir süre kalmıştır. Şimdi diyeceksin ulan neydi lan bu Elajya? Kafayı mı yedi gitti bir haftadır yok diye. Ameliyat oldum biliyorsunuz. Ameliyat işleri vardı. Ağrılar sızılar vardı. Zaten iki gün falan ayağımı uzatıp yattım. Kullandım bir tane antibiyotik var Monodox diye. Aranızda bunu mutlaka kullananlar vardır. Onlar da kendi şeylerini yorumlara yazsınlar. Okurum arkadaşlar. Bu antibiyotik birazcık kötü yapıyor. Böyle halsizlik falan oluyor bende yan etkisi. Ayılıyorum bayılıyorum ama ayak kötü olduğu için kullanmam lazım. Bu arada hiçbir ağrım sızım kalmadı. Sadece tek sıkıntım 6 günü falan kaldı. Bu antibiyotik bitecek işte. O bittikten sonra tamamen normale döneceğim. Her şey seyrine dönecek. Videolara inşallah tekrardan başladım. Ivır zıvır vesaire. Bunun şerefine sizden de böyle güzel bir like bekliyorum arkadaşlar. Hani özleyenler like atsın. Sayımızı bilelim diyelim. Bakalım kaç kişi like atacak merak ediyorum. Bu arada ormanda Mordekaiser oynuyorum. Mordekaiser'ı buffladılar. Ben daha önceden demiştim ki düşük elo canavarı demiştim ki şu anda düşük elo canavarı olarak Darius'ta katıldı bu kervana. Yanımda da Anıl var. Anıl kardeşim samimiyetsiz YouTuber girişi yapalım. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim abi. Çok teşekkür ederim. Öncelikle selam söyleyebilir miyim? Ya siktir. Abi ilkokul öğretmenime çok selam söylemek istiyorum. Niye beni kırdın? Kardeşim benim... Samimiyetsiz YouTuber'ın ya. Bu kral kralı oldun sen ya. Bayağı bir abarttın. Arkadaşlar Morden'in pasifine buff geldi. Ve şimdi şöyle bir durum da var. Normalde önceden bu küçük yaratıkları vurduğunuzda pasifin süresi uzamıyordu. O yüzden Morde ormanda bir tık daha böyle diğerlerine göre handikaplıydı. Şu anda çok güzel. Canavar gibi orman dönüyor diyebilirim yani. Sen de bir pasifimi yer misin? Gitmesin 12 gold'umuz bedavadan. Bakın birazcık sağa sola klik attım, misklik attım. Konuştuk, muhabbet ettik derken... Tam böyle olması gerektiği gibi dönmedim ama yine de yok edecek. Emin olabilirsiniz yani. Neden düşük Elon'un canavarı diyorum biliyor musunuz? Bakın. Bu karakter fight kaybetmez arkadaşlar. Şöyle benim gibi... Aaa dönme. Bu bize bir tık vakit kaybettirdi. Normal... Aaa oha küçükten bile artık pasif açabiliyoruz. Bu da değişik oldu. İlk defa böyle bir şey gördüm. 2.51, 3.15'e yetişemeyeceğim sanırım ya. O kuşu geri gönderdiğimiz için... Bir de 2-3 tane orada şey yaptığım için sanırım ki yetişemeyeceğiz. Şuradan şuna koysam. Şöyle çeksem. Evet. En azından bu beni biraz hızlandırır. Sana da smite atsam. Sonra ikinize birden böyle vursam. Tamam tamam bu daha iyi oldu. Bu daha iyi oldu. 3-15. Birazcık geciktik arkadaşlar. Normalde daha hızlı dönüyor. Ama artık bundan sonra bu tarz şeylere takılmamıza gerek yok. Biliyorsunuz ki ben size bir kanal göstermiştim. O kanalda bunların hepsi var. Hayır dönme. Hiç sıkıntı yok. Ben burada o kadar güçlüyüm ki şu anda. Bak o benim pasifin ne kadar full dolu olduğunu görmüyor bile. Kardeşim Lan. Al. Abi üfle üfle. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak bak bak. Eski kurtlardan kim kaldı? Gördün mü flash şeyi? Aldık hemen flash. Gayet iyi. Kafasını kıracaktım onun da. Dikkat etsin. Arkadaşlar pasif dolu çıkıyorsunuz ormandan. 4 level çıkıyorsunuz. Yani Lee Sin'in orada sizle kapışması çok zor. Pasifinizi falan işte böyle şey yapması lazım, beklemesi lazım. Ki pasif dediğim etrafında dönen pasif değil, altımızdaki bar. Biliyorsunuz o bar ne kadar doluysa onu kalkana çeviriyoruz. Bu da sizi zaten 1v1'de canavar yapıyor. Karakter bir de bufflı ormanda güzel can değeriyle çıktık yani. Ha böyle çıktığımız zaman korku filmi yemin ederim bak şu bir spot'a bir bak. Yani niye bunu bufflıyorsun? Lane'e giriyorsun. Adamı direkt kovalıyorsun abi yarının yokmuş gibi. Bak. Ne görürsek de vuracağız arkadaşlar. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yok mu lan orada bir tane? Fizz. Abi E atsa, EQ atsa keser ya. Double buff alır bile. Okey. Okey. Okey, hiç problem yok, hiç problem yok. Ne diyecek? Bota laf atma lan. Bota laf atma. Bota laf atma. Sen de bizi görseydin o zaman şerefsiz. Hemen bot. Hemen bota laf atıldı. Tamam arkadaşlar, tamam. Fizimiz kötü. Bu arada sus troll atalım. Atmama gerek yok bu arada ya. İzleyin siz de, chat'i izleyin. Adam flame atıyor ama yanlış yapıyor. Şimdi buradan gelen iki tane farmı ellememe gerek var mı? Yok. Bot lane'e bakalım. Hiç sıkıntı yok. 6 level'da power spike yaşayacağız arkadaşlar. 6 level'da yaşadığımız power spike da yok edeceğiz bu arada. Neden yok edeceğiz? İlk gelen adama direkt basacağım abireyi. Gel kardeşim diyeceğim seni öbür dünyaya bir götüreyim.
Götürdüğüm adamı da keseceğim, geri geleceğim. Bedavadan bir tane kilim var. Şey gibi düşünebilirsiniz yani, bunu 6 level olduğunda. AP Malphite ormanda. Ben bunun videosunu çekmiştim daha önce. Çok da seviyorum oynamayı. O da troll bir pick ama bu troll değil artık. Malphite 6 level'da arkadaşlar, gider. Herhangi bir... Bu arada Malphite muhabbet yapmışken AP Malphite Jungle dönelim mi? Bu videonun altına yorumlara yazın. Bakalım arkadaşlar. Şu kadar like atarsanız şekerin muhabbeti yapmayacağım. Çünkü özleyenler like atsın, sayımızı bilelim. Bunu gerçekten istiyorum. Şimdi Katarina'ya bakmayacağım ya. O 6'yı bekleyecek herhalde. Gerçi Fizz'e oynaması lazım. Double buff'ı var. Neden korkuyor bilmiyorum. Benden korkuyor. Hadi oğlum oyna. Ama bu çocuk niye böyle ya? Allah Allah. Anıl, bu çocuk. Tövbe estağfurullah da böyle bir korku yok ya. Travmalar yaşamıştır abi. Ben bu adamın böyle ormanına elimi kolumu sallaya sallaya. Aa, bir dakika. Bak sana bir şey söyleyeyim. Bak. Farklı bir taktik var kafanda. Pasifi buradan açtık. Gözüktük ama. Tamam, ben bunu keseceğim. Ben bile görmedim. Ben bunu keseceğim. Senin güven geliyor bana. Bakalım gelsin, yeni hero gelsin bakalım. Bana yeni hero'yu getirin kardeşim. Gücünü görmek istiyorum. Bu ne lan? Kardeşim dürüz müydü bunun elindeki? Dürüzü mü vuruyor diyeceğim. Abi küfür mü ediyorsun olacak? Adamın kafasına. Bunu çalarsam bu arada. Abi yettim. Lan! Oğlum kes! Ulan kurtardım. Ulan dürzüler. Dur. Bana getir, baitle. Bana getir oğlum, bu ne lan? Senin benim Lee'sini nasıl kestiğimi gördün mü? Ya abi, yenilmezle beraber şundan ne kadar iyileştik biz ya? Bu dakikaya kadar niye yazmıyor? İyileşmedin mi hiç daha bu dakikaya kadar? Allah Allah. Tamam, şimdi bunun altına yorumlara şey yazabilirsiniz. Abi Scuttle'a önce E atıp sonra Q atabilirsin muhabbeti dönebilir arkadaşlar. Yaptım o hatayı. Okey. Anıl gerçekten canavar. Arkadaşlar buna ormanda oynarken bir tane Rayleigh çıkın. Neden Rayleigh çıkın diyorum size. Onu da hemen anlatayım. Bu arada ben şu an Gümüş 2 bu oynadığımız karakter. Mesela karşıdaki kata falan Gold'du. Baktım ben onlara. Düşük elo diyorum. Siz bunları Silver'da, Bronze'da, altında bile oynayabilirsiniz hatta arkadaşlar. Şöyle bir olayı var bu karakterin. Takımınız eğer öyle de çok fazla koşup ölmezse bu karakter gerçekten 1v9 kere atabiliyor. Çünkü ölümsüz oluyor, çok iyileşiyor ve karşı taraftaki kasmış herhangi bir carry'yi 3-4 kişinin içinden alıp öbür tarafa götürebiliyor abi. Bunlar da baktığınız zaman büyük olaylar yani. Ama daha yüksek elolar için mesela işte Diamond'da vesaire üzerinde daha farklı pickler daha iyi olur. Neden diyeceksiniz? Birazcık mobilitesi zayıf kalıyor ama gördüğünüz üzere küçümseyip burada herkes saldırıyor. Anılcığım, daima atıyoruz. Tabii. Benim flash'ımı gördün mü lan? Ne oluyor, ben bunu çek... Aaa! Senin... Anıl sen de. Ya hak... Hadi bakayım. Oğlum ne yapıyor lan öyle o? O nasıl karaktermiş öyle kardeşim? Ne yaptı öyle, ben anlamadım. Adamı çekemedim mesela. W'su falan. Given'i de oynarız bu arada arkadaşlar. Given'i de oynamamı istiyorsanız ormanda Given'in videosunu da çekebilirim. Riot ormanıyla ilgili bir şey değiştirdi mi bilmiyorum ama en son bayağı iyiydi ormanda. Çık. Bir şey diyeceğim. Anıl. Hadi. Ward at. Atma. Bunda ileri kayma skill'i vardı bir tane, hatırlıyorum. Evet. Sustur abi. Gel. Bu yavaşlıyoruz biz bunun içine ya? Vallahi anlamadım ya ben onu. Şey skill'ini hatırlıyorum Güven'in. Q skill'i şık yapıyordu. Eğer ne kadar çok vurduysa öyle bir muhabbeti vardı. Kışkırttık. Ben sen onu bir sustursana bak. Direkt çekeceğim. Kaçıyor ki. Oğlum ben onu bir sustursam direkt onu nasıl çekeceğim? Burada ben bu arada baitleyebilirim ya. Burada saygısızlık yapayım. Orada ward attı değil mi oraya? Aynen, geliyorlar. Geliyorlar. Aa, kata da geliyor mu? Level atlamam lazım normalde. Kata kandırmadım ben seni. Ultin. Kata. Oha. Canın gitmedi. Oğlum ne oldu lan? Bunlar öbür dünyada kaldı.
Kardeşim baitledim işte adamı. Ne yaptım? Hemen orada anlatayım arkadaşlar ne yaptığımı. Golemin ortancasına çarpı vurdum. Oradan can kazandım. W bastım, kalkanı üzerime aldım. Katana'nın ultisini E ile bozdum. Çünkü canım az olduğu için instant combo yapıp ultiye de basacağını biliyordum. Dolayısıyla baitleyip öldürmüş oldum adamı. Tabii ben bunları bu arada o an düşünmedim. Katarina'nın geldiğini anlayınca bir de oradaki görüşe vurdu ya, şuradaki görüşe. Onu öyle. Orada planlayalım yani bunların hepsini. Bu arada arkadaşlar yayınlara da başlayacağım. Ama şöyle bir durum var. Bazen çok uzun süre bilgisayar başında kaldığımda, aslında şöyle söyleyeyim, geriye doğru yatmadığım zamanlarda sıkıntı çıkabiliyor. O yüzden yayınlara yani bir iki gün daha verin bana. İnşallah bir iki gün içinde başlarım. Birazcık daha toparlayayım kendimi. Garen götünden kan akıyor herhalde. Oğlum gece gerçekleri gece ne? Gerçekleri konuşuyorum. Gerçekleri konuştum bak. Abi bir şey. Ulan. Şurada base atmadan birini daha mı tokatlasak diye düşünmüyor değilim arkadaşlar bu arada. Bir base atana kadar şurada birini daha tokatlayayım. Şurada ward var. Ward olduğunu biliyorum. Ping mi attı acaba? Ping'i keseyim diyecektim de. Flash EQ'ye atsam şu anda bir anda öldürürüm. Şurada base atıyormuş gibi yapalım. Geliyor mu? Oğlum. Tamam. Çaktırmıyorum. Base atıyormuş gibi yapıyorum. Dime atacağız. Hangisine? Ya hak. Vurdum abi ben. Çektim. Ulan çocuk. Gördün mü bu arada? Q flash'ı. Ya bunlar da böyle. Tut. Abi kaç. Abi kaç. Beni kandırdın abi. Önce sen Lee. Ah be ulan var ya, tamam oyun bitti arkadaşlar. Neden oyun bitti? 4200 param var. Bak şimdi base'i koydum Anıl. Bak sayıyor musun? Taba bas üzerime bak Anıl. Bastım şu an, bekliyorum. Bu 1. Bu 2. 2. Bu 3. Abartı. Biraz daha bekleyip şunu alacağım bir de. O kadar bitti. 23 gold sonra onu alacağım. Beste Diamond'a kasarken şey oynadın mı ben? Garen Jungle oynadın mı Anıl? Oynadın değil mi? Bir kere ama galiba. Aynen bir kere oynadım. Ama yine oynarız bu arada. Yayınlarda tekrardan oynarım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Beste kasarken. Anıl geliyorum. Garen. Ben de. Ah, Anıl. Anıl işi gücü bırak. Deparla gel. Alev ejderine giriyorlar. Ve tam 3 kişiler abi. 1. 2. Brand'i de var orada biliyorum. Anıl. Ben izin almışlar mı? Anıl. Geldim. Anıl gitti ejder. Abi ben senden daha önce geldim. Oğlum ben size burada mevzu çıkartmayın değil mi? Bu 1. Bu 2. Hadi Lee'sin. Ben seni tanıyorum. Sen buna geleceksin. Gel kardeşim. Abi bot. Lee'sin gel ya. Lee'sin gel oğlum. Lee'sin gel oğlum. Vur oğlum. Vur Allah. Ulan. Oha adamdan buraya kadar geldi. Abi yanarak ölsün adam. Oo. Beyefendi. Bak orada şimdi pusu falan atıyorlar. Ya sen ne yapıyorsun bırakın bak. Bırakın lan abimi. Ulan bırakın lan beni şey gibi oldu o birazcık ama. Kata döndüğün anda R'ye basarım ben sana söyleyeyim. Döndüğün anda R'ye basacağım bu arada var ya direkt R'ye var. Arkadaşlar tır gibiyiz. Sihirdar Vadisi'nde tır gibi. Toptan bota yürüme falan. Muhabbetler de enteresan. Ya bu ölelerden çıkmak cidden basit ya. Harbiden basit. Tryhard oynayın. Ama gerçekten tryhard oynayın. Takımınızdakileri muteleyin. Onlar hata yapabilirler. Bak. Bak şimdi bak. Gel. Mesela bunu ben alayım. Bu bana lazım. Abi kıstırdık. Oğlum farm yok farm. Neyi kıstırdın? Ne yapıyorsun? dur ben bekle. Ben kaçıyorum. Şaka yaptım. Kandırdım onları. Abi 4 oldular. Vallahi Ezreal'ı canın pahasına korurum ya, vermem. Bak. Kayma hareketlerine falan bak sen. Tamam. Anıl öldün. Kaçalım ki çıksınlar abi oradan. Deliklerinden çıkaralım adamları. Güzel.
Ben şöyle tersten gideyim diyecektim. Gitmiyor. Ben mid'e gidiyorum arkadaşlar. Mid'den oldu. Abi bizim rakını kesiyorlar. Anıl şuradan vuracağız geri onlara. Anıl gel. Geçiş yok. Aa mi dedim ki son ana kadar baitleyip sonra R'ye basayım da olmadı. Riley lazım ya, tamam. Riley'yi aldık, bitti. Özürlü herifler, sizi tam 4 kişiyi sütunladım. Tam 4 kişiyi. Sol kolum tutmuyor kanka. Ağırlık kaldırırken sağa 20, sola 40 takmışım. Ne? Telefon diyor ki. Aykut, oğlum sana ne oluyor lan? Telefonunu anlamadım falan. Geçmiş olsun, kas gevşetici sür kanka diyor. Oğlum demin özürlü diyordun, dalga geçiyordun, hakaret ediyordun. Geçmiş olsun, kas gevşetici sür kanka. Onu da neyse. Sağ ol. Kankam. Ulan ya. Arkadaşlar, karakterin bütün handikapı ne biliyor musunuz? Riley. Riley'yi aldığınız zaman, hani handikapı dediğim sıkıntısı Riley. Ne oluyor? Rakan orada yine öldürecekler. Rakan bu tarafa geliyor. Oo, ben de geliyorum Rakancığım. Rakancığım geliyorum abi. Sıkıntısı şu. Mobilitesi çok düşük. Yani adamları yakalamakta çok güçlük çekiyorsunuz. Bütün mevzu Riley. Yani adamlara slow verebildiğiniz bir eşya üzerinizde varken bitti, kralsınız abi. Haydi bunu deneyelim. Tam işkence çekiyorum, işkence. Ya kardeşim flash atarsın işte. Gel kardeşim, gel bakayım. Kapatıp çıkasın mı var diyor. Oğlum ne oluyor bu insanlar? Neden böyleler ya? Allah Allah. Bu arada size çok büyük bir tavsiye vereyim. Ramazan ayında arkadaşlar, gerçekten, hatta ben bunu deneyeceğim. Siz de yorumlarda belirtin. Günde 2 video atmaya çalışacağım. Öyle bir şeyim var ama bir tık daha böyle bir toparlanayım. O tempoya girmek istiyorum. Neden? Sizin için Ramazan ayında asla oruçluyken, aranızda oruçtan kardeşlerim varsa gündüz LoL oynamasın abi. Ben nelere şahit oldum. Ben bu arada kendim şu anda oruç tutmuyorum, İlaç kullandığım için. Verelim ya. Mentali daha fazla bozulmasın. Bir hafta sonra falan oruç tutmaya başlayacağım. Yüksek ihtimalle de zaten böyle... Lan bana kalacak! Yüksek ihtimalle de zaten iftarla sahur arasında yayın yapmayı planlıyorum. Her gün değil ama belli günlerde yapacağım arkadaşlar bunu. Günde 2 video atabilirim. Allah'a küfür edenleri görüyorum. İşte Atatürk'e küfür edenleri görüyorum. Oruçlu adama buz gibi su içtim vesaire. Bok bok muhabbetler görüyorum. O yüzden sakın arkadaşlar. Sakın oruç tutanlar. Gündüz League of Legends oynamasınlar. Gidin teamfight taktik oynayın. Ben yatalak olduğum 3 gün boyunca TFT oynadım. Hiç ayaktan kalkamadım. Abi inanılmaz sarıyor. Neden sarıyor biliyor musunuz? Hiç stres yok abi. Ha, orada bile görüyorsunuz tabii ki küfür edenleri. Ulan onu niye aldın senin? Ben onu bilmem ne yapayım. O hitam bana lazımdı diye. Ama görüp geçiyorsunuz yani. Sıkıntı yok. Adamın kafasına vuruyorsunuz, bitti. Bu adamlar bayağı dileniyorlar bu arada ya. Dilensinler daha iyi bizim için. Ben size Morden'in tam böyle performans bütün gücünü göstermek istiyorum zaten. Baksana yaptım saygısızlığa bak. Arkandayım. Yürü. Oğlum... Özlemişim ya video çekmeyi. Oğlum harbiden özlemişim bak. Ya öyle bir şey ki arkadaşlar, bu nasıl diyeyim size. Bu arada Instagram'dan cevap vermiyorum etmiyorum falan ama şöyle bir şey oluyor. Onu da söyleyeyim size. Açık yüreklilikle söyleyeceğim. Aktif olarak Instagram kullanmaya başladım. Story atmaya başladım. Ne oluyor oğlum? Abi geliyorlar abi. Kaç. Gelsinler. Dur lan, bunu almam lazım. Allah. Arkadaşlar mesela geçmiş olsun vesaire yazıyorsunuz. Ondan sonra trip atanlar oluyor devamında. Bir kere cevap verdiğim zaman o saatten sonra sürekli olarak cevap bekleniyor. Bu gerçekten kötü bir şey. Ben hepsine tek tek cevap vermeye kalktığım zaman mesela oturup yarım saat 40 dakika bazen bir saat vakit harcamam gerekiyor. O da hoş bir şey değil. Okuyorum, okuduğumu bilin. Hani o istek kutusu diye bir yer var Instagram'da. Daha iyi çözünce daha net anlatırım da. Beklenilen bir istek kutusu diye bir yer var mesela. Orada yüksek ihtimal görüldü olarak sizde çıkmıyor ama ben mesajlarınızı görüyorum. Ve okuyorum yani, bunu bilin.
aktif olarak da kullanmaya başladım Instagram'ı. Takip ederseniz de sevinirim. Güzel, eğlenceli, değişik storyler atıyoruz Yumi ile beraber. Yumi'yi satacağım bu arada. Instagram'a gelenler zaten neden böyle dediğimi biliyorlardır. Satacağım. Adı bu arada Yumi değil, artık Diablo. Şeytan abi kedi. Kedinin içine şeytan girmiş. Ne oluyor lan orada? Dar! Dar! Oğlum sen bitmedin mi lan orada şimdi? Şşş, çocuğu mu kestin sen? Oğlum adama Q'yu bir koy. Gel kardeş buraya gel. Sen ne yapıyorsun lan deli yürek? Çok sinirliyim abi, çok sinirliyim. Sen niye sinirlisin kardeşim? Deli yürek, sen niye sinirlisin? Ya bu Garen oynayan insanlar bir sakat oluyor, bir kafadan bir kontak oluyor. Karakteri şey var abi böyle. Evet, karakteri al. Ben de öyleyim mesela. Aldığım zaman koşup her şeye saldırasım geliyor. Bak mesela şu abi. Ne yapıyorsun lan? Flash yok mu? Abi Garen oynamak bunu gerektiriyor. Sen şuralarda dur, ben adamı şey yapayım. Canın iyice azalacak ya bak. Kaç şimdi? Kaç. Abi bu hikayede yanan ben olacağım galiba. Kaç şimdi? Aha. Hop. Baba. Ulan şu bir kata. Hop Jinx gel bakayım oğlum. Gelemedi değil mi? Abi gideceğim, gideceğim. Hop oğlum benim. Oğlum adam öldü lan, o değilse ölecek vallahi adam. Sakat kaldı. Tamam çıkabiliriz. Fil sen ama bir tık bokunu çıkardın kanka. Abi, bu benim hakkım. Sana getirdim. Amacım buydu, ölmek değildi. Kardeşim bunları var ya bak. Bunları burada elek edeceğim kardeşim. Bunları takımım için kendimi feda ettim. Kardeşim adam beni kulenin altına atmak için beklemiş orada. Ulan neyse. Adam kinlenmiş abi. Abi senin redin benim redim gibi bir muhabbet var mı aramızda? Nasıl bir muhabbet? Senin redin benim redim gibi bir ayrımcılık var mı aramızda? Var tabii ki de oğlum, ben adam yakalamaya çalışıyorum ya. Öyle bir muhabbet nasıl mi olurmuş? Nasıl var abi ya? Nasıl ya? Ben adam yakalamaya... Oğlum... Nasıl var abi? Kardeşim al senin olsun ya. Alıştık zaten biz Epo abinden. Killer çalınıyor, red çalınıyor. Al al. Gel abi, gel. Al 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 al, al, al senin olsun ya. Vallahi kıyamadım. Al ya. Abi şaka yaptım. Kenardan nasıl koydum? Oğlum bir şey diyeceğim bak. Bunlar harbiden tribe girdiler ya. Arkadaşlar. Abi. Şimdi 5vs1 atacağım. İyi izleyin. Siz bunu yapmayın normal zamanlarda. Benim bu adamı artık yakalamam lazım. Brent, o karakter öyle kullanılmıyor oğlum. Brent, o karakter vallahi öyle kullanılmıyor ya. Hadi Rakan. Rakan çok sinirli. Ah. Anıl sen de mi ölüyorsun lan yoksa? Yaklaş bana. Abi ben... Abi arkanda. Tamam gel, mide gel. Gel gel mide gel. Gel mide gel. Bunların istediğini ben anladım. Bunlar diyor ki biz ölmek istemiyoruz. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. Ben size karakterin gücünü göstereyim diye şu anda böyle yapıyorum. Siz direkt gidin oyunu bitirmeye çalışın. Oyun nasıl bitirilir hemen onu da gösterelim mesela. Bu oyalardasın ya. Bayağı adamı çektim, güzel. Tamam. Fizz yukarıdan yetiyor. Anıl gel abi. Gel gel şuradan. Burada bir iki kişiyi düşürüp baron almamız gerekiyor mesela. Hadi biz de tryhard oynayalım. Arkadan dolaşalım. Abi Silver Elo bu kadar. Ki bu karakterin şu an win rate'i falan yüksek abi. Tuttuk bunu. Aldın sen bunu, ben Jinx'teyim. Abi Brent'leri çok kötü ama ya. Gerçekten yani o Brent'le karşı oynarken üzülüyorum ya. Şu anda şunu diye olabilirsiniz arkadaşlar. Bu adamlar niye böyle oynuyorlar? %60 bir sürü win rate'i var. Silver 4'ten Silver 2'ye attı ama adam yine de böyle yani. O yüzden biz oynarken ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Gerçekten kolay yani. Gel baitleyelim. Geri. Abi ben öldüm galiba baitlerken. Oğlum! W'ye ben de basamadım. Ulan Rakan madem o var. Öldü. Yok dur şuna basacaktım. Helal olsun. Helal olsun. Ama biz bu eşyayı aldık. Bu dakikadan sonra bir tık daha farklı olur. Haydi bir deneyelim bakalım pasifle beraber. Ben gelmeyeceğim. Tek denersin ya. Bir deneyelim bakalım diyeceğim de kesiyor herhalde ya. Aynen rahat kesiyor. Güzel güzel rahat kesiyor. Ama kesmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Uğursuz korumayı da aldık ya. Hop 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 geldim 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 geldim.
Oğlum çocuğu koruyun lan. Ulan Rakan bir hareket yap çocuğa. Ben onu kovalamayacağım. Sen çok güçlü ha bu arada abi. Kim? Yeni şampiyon çok güçlü Güven. Evet evet. Ama Katarina ile yani bu karakter hiç ömrü hayatında bir hisse atmadılar ki. Ömrü hayatında atmadılar yani. Hiç yani Katarina ile Morden'in ben bir hisse attığına hiç hatırlamıyorum yani. Maalesef öyle bir şey yok arkadaşlar ya. Ha şöyle bir durum var. Tabii ki de Katarina almışsınızdır. İnanılmaz derecede fed olmuşsunuzdur. Çok iyi bir kata oyuncusunuzdur. İşte lane'den 10 kill'e çıkmışsınızdır. Morden daha normal seyrinde devam ediyordur. Öyle kesersiniz. Ama onun haricinde bu karakter 1v1'de. Brandler çok kötü bu arada ha. Brandler ligi ne abi? Vallahi çocuğun oyununla alakası yok. Bakacağım Brandler. Oğlum gümüş 2 diyor ya. İmkansız. Kata ne? Kata altın 4. Anıl Brand ne yapıyor biliyor musun? İlk önce Q atıyor. İlk Q atıyor. Mordekaiser jungle oynuyorum ama karşımdaki Brand ilk önce Q atıyor. Bu neyin slow lan? Dur. Aha. Abi beni kestiler galiba. Oğlum o adam neye öldü lan? Ulan. Aldım hepsini aldım. Ulan ben de sizi yakmadım oğlum burada. Ha? Penta. Oğlum o çocuk base'den çıkamaz ki korkudan. Korkudan base'den bak, çıkamaz bak. Ben sana söyleyeyim. Senin yaklaşmanı bekliyor herhalde. Şimdi anlamadım. Çaldı beni. Ulan Rakan. Ama çok belliydi bu. Rakan abi. Ben artık sağ kolum da tutmuyor. Kanka. Asar tablosunda görüşelim. Her şeyde MVP olmuşuz. Ya her şeyde MVP olmuşuz aslında doğru bir tabir değil. Minyon, en çok minyonu biz almışız. En çok hasarı biz atmışız. Ondan sonra devam edecek olursak. Servette yani en çok parayı biz kasmışız. KDA'mız da en iyi KDA bizdeymiş. Neyi yanlış yapmışız? Ben size söyleyeyim, totem hiç atmadık. Sohbet ettik, saldırdık ettik. Düşük görüş skoru aynen. Kontrol totemi sıfırı aynen. Geçil totem aynen. Bir de köşeye sıkıştırılmışız biraz. Siz de arkadaşlar Senpai ile neleri yanlış yaptığınızı ve neleri doğru yaptığınızı merak ediyorsunuz. Aşağıdaki linkten Senpai'yi indirip bana da destek olabilirsiniz. Hem kendinizi geliştirebilirsiniz bu şekilde. Şimdi bak bu oyun oruçken neden oynanmaz biliyor musunuz arkadaşlar? Söyleyeyim ben size. Anneni 97 kere beep. Bilmem ne çocuğu Brand. Bak şimdi adam kötü oynuyordu Brand eyvallah. Ama böyle de denmez be abi. Birazcık minare dikmişiz hasar olarak. Normal. Çünkü karakter bozuk arkadaşlar. Bu oyuncularda alıp gönül rahatlığıyla pickleyip winleyip maçı istediğiniz eleve gelebilirsiniz. İstediğiniz eleden kastım işte golda kadar falan. Bu karakterle gelebilirsiniz. Üstüne de daha farklı karakterle çıkabilirsiniz. Zaten kanalda bir sürü var. Diğerlerinde de çekeceğim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Darius'unu, Morgana'sını vesaire hepsini çekeceğim. Siz yorumlarda hangisinin daha önce gelmesini istiyorsanız yazın. Diğer eğlenceli içeriklerimize de devam edeceğiz. Geldim. İnşallah bomba gibi ışık hızında devam edeceğiz. Tekrardan hatırlatıyorum. Özleyenler like atsın. Eğer buraya kadar izleyip de like atmayı unuttuysanız. Saçımı çok mu kötü kesmişim lan? Bir tık kısa kesmişim herhalde. Sıkıldım çok uzundu. Bir de ben kendim kesiyorum biliyorsunuz Covid olmayayım diye. Ben çok özlemişim. Çok konuşuyorum. Boş konuşuyorum. Hadi ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Anıl sen de bir şey demek ister misin? Hepsini çok seviyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Bu kadar. Oğlum ağzının suyu aktı lan. Sapık pezevenk. İlkokul öğretmenime de selam göndermek istiyorum. Hepsini çok seviyorum. I'm here.